Abdülmuttalib'in Zemzem kuyusunu bulması. Zemzem bildiğiniz gibi İbrahim Aleyhisselam eşi Hacer'i ve oğlu İsmail'i Mekke'ye terk edip bıraktığı zaman orada Hacer'in Safa ve Merve arasındaki bir çaba sonucu çocuğuna su araması hadisesinden sonra bulunmuş bir su. Burada dikkatimizi çeken şey şu. Hacer yavrusuyla ıssız bir yere terk edilirken tam bir teslimiyet gösteriyor. Bunun hiçbir zaman dikkatten uzak tutulmaması lazım. Özellikle bacılarımızın, kadınlarımızın, eşlerimizin İnanç ve itikat ve dava konusunda erkeklerden kalan tarafının olmaması lazım. Bu çok önemli bir cehttir. Her kadın böyle bir şeyi kabullenemez. Şimdi düşünün böyle bir olayda kıyametler kopar. Bizi nereye bırakıyorsun? Kime bırakıyorsun? Bu çölün ortasında nasıl bizi bırakırsınız? Kurda kuşa yem edersin. Böyle isyan falan yok. Sadece şunu soruyor. Allah mı böyle dedi? Allah mı böyle istedi? Evet öyle dedi. Tamam. Mesele bitmiştir. Ama şöyle bir şey de değil. Allah öyle istedi. O zaman Allah benim ekmeğimi, suyumu da göndersin. Öyle de değil. Kendisi o teslimiyetle birlikte bir gayret içine giriyor. Su arayışına giriyor. Ve Allah-u Teala o suyu, o zemzemi onlara ikram ediyor. Haçlılar, Hristiyanlar, Yahudiler, İslam düşmanları şunu da dayatıyorlar. O mağarada Cebrail kendinden kendisine gelmezden önceki Muhammed'in yolundan gidin. Orada bir itirazımız yok. Ama ondan sonra kum fenzir, kalk ve uyar diyen, Cebrail'in getirdiği talimatlarla hareket eden, Allah'la irtibatlı, bizim düzenimizi sarsmaya kalkan, topluma yön vermeye kalkan, oradaki zorbalığa son vermeye kalkan peygamberin izine giderseniz, onun peşine takılırsanız sizinle savaşırız. Bize dayatılan, bizim kabul etmeye zorlandığımız kişi Muhammed bin Abdullah'tır ama peygamber değildir. Yani bize şunu diyorlar. Size o peygamber yetmiyor mu? Mesela mağaranıza gidin. Sabahlara kadar günlerce orada kalın. İçki içmeyin. Puta tapmayın. Kumar oynamayın. Faloklarıyla uğraşmayın. Karışan var mı size? Ama bizim düzenimize karışmayın. Bizim düzenimize, bizim köleci, bizim faizci, bizim hileci düzenimizi bozmaya kalkmayın. Size zorla mağaradan çıkın, gelin, için demiyoruz. Bakın buna bugün Müslümanların çok önemli bir kısmını da maalesef ikna etmişler. Adam Müslüman diyor ki, haklı kardeşim diyor, işte disko açsın, işte kumarhane açsın, işte bilmem ne yapsın. Sen gitme, sen çocuğunu gönderme. Senin kolunu büküp götürüyor mu? Seni zorla götürüyor mu? Halbuki biz şunu söylüyoruz. Biz Müslümansak bizim mahallemizin, sokağın kurallarını Allah belirleyecek, Resulullah belirleyecek. Keyfime göre sokak olmaz. Adam şunu söylüyor. Ben senin sokağına, ah buyurun,
lağım pisliği döktüm. E basma, kör müsün? E niye döküyorsun kardeşim? Müslümanın şehrinde böyle pislik yuvaları olmaz. Niye? Şimdi diyelim ki öyle döktün. Hadi ben kör değilim ya. Körler ne yapacak? Körü de var. Benim çoluk çocuğum hangi biri korunacak? Sen benim mahalleme başka mahallenin kuralını koyamazsın.